Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Anthony Blinken'ın Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığınca Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadele hedefinin ortak olduğunu belirtilerek terörün nerede olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve müttefiklerin güvenliğini tehdit ettiği mesajı verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nca Fidan ile Bilinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Bilinken'in Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin terörle mücadele hedefinin ortak olduğunu belirttiği kaydedildi. Blinken'ın "Terör tehdidi Suriye, Irak ya da başka nerede olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve müttefiklerimizin güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada Blinken'ın Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinasyon içinde ve çatışma ihtimalini azaltarak hareket etmesinin önemine işaret ettiği bildirildi. Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'la konuştuk. Ortak hedefimiz olan terör tehdidini bertaraf etmek için faaliyetlerimizi koordine etmeyi ve çatışma ihtimalini azaltmayı görüştük ifadelerini kullandı. Görüşmeye ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise Fidan, bir müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Bilinken'in dikkatine getirmiş. Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir, açıklaması yapılmıştı.